Herkese merhaba. Bu dersimizde Tamburi Osman Bey'in Nihavend Peşrevi üzerinde ne gibi süslemeler yapabileceğimizi hep birlikte inceleyeceğiz. Peşrevin ilk ölçüsünde Do, Re, Do, Si, Do, Si, Fa. Do, Re, Do, Si, Do, Si, Fa. Bunun süs konusunda neler içerdiğine bakalım. Kapalı alabilirsiniz. Si destekli, si çarpmalı bir glissando ile doğaya kendinizi atabilir. Ondan sonra da re sesini ister kapalı ister açık almak suretiyle devam edebiliriz. Fa'ya da isterseniz mi'den bir çarpmayla glissando gidebilirsiniz. Ama sonrasında ikinci ölçüde uyumlu olur mu olmaz mı ona da bakacağız. Düz başlayıp sonrasında fa için bir glissando da yapılabilir. İlla süslü başlayacağız dedi bir kaide yok ayrıca. İkinci ölçüsüne bakalım. Fa mi fa sol fa mi mi re mi fa mi re. Fa mi fa sol fa mi mi re mi fa mi re. Şimdi burada fa mi fa sol derken mi sesi bir koma bemol almış. Bunu işaret parmağımızı hafif natural tarafına doğru götürmek suretiyle basabiliriz. Aynı uşak basar gibi. Tabii fa mi yaparken elimizi yine küçük mücennep yani 5 koma bemollü olan mi tarafına götürmemiz gerekecek. Sonrasında devam. Burada yapılabilecek süsleme bakalım. Noktalı kullanabiliriz. Fa mi fa sol fa mi mi re mi fa mi re. Bir çarpma yapıyorum arada. Mi'yi susturmak suretiyle. Re re do re mi re do. Üçüncü ölçünün başı. Re re do re mi re do. Si fa mi mi re re do do si si la si do si. Si fa mi mi re re do do si si la si do si. Ölçünün yarısına kadar birleştirmiş olduk. Fa fa mi mi re re do do si si la si do si. Fa fa mi mi re 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 do do si si la. Re re do do si si la. Si fa fa mi mi re 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 do do si si la si do si. Re mi re do si do si la sol la sol fa sol. Re do si la sol fa mi re. Re mi re do si do si la sol la sol fa sol. Re do si la sol fa mi re. Re
mi fa mi re re. Susturmalı en sonuncusu. Re mi fa mi re mi re. Ile ister doğu bölgesi ters gelmiyor doğu yazı gelse de. Sol la sol fa yaptım orayı nokta koyarak. Yapalım. Es si la. Es si la si do si la si do. Yapabiliriz orada. Si do si la si do. Si la'nın içinde. İster mızraplı ister mızrapsız. Mi bemol'e de bir şey var. O perde bölgesinde bir dahlim var. Bir sessiz çarpma haline geliyor türkü. Re mi do re mi re do. Re mi do re mi re do. Re mi do re mi re do. Do sesi la la sol sol fa sol. La sol sol fa sol. Pozisyon değiştirebiliriz. Do si la si la la sol sol fa sol. İkinci pozisyona kaçıp hemen çarpmayı da serçe parmakla yapmak suretiyle. Çünkü sol solün çarpmasında la'yı kullanacağız. Do si la si la la sol sol fa sol. Re mi fa re mi re. Re mi fa re mi re. Re mi fa re mi re. Re mi fa re mi re do si do si la sol la sol fa sol re mi fa sol re mi fa sol de re mi fa sol de sol re mi fa sol sol re mi fa sol sol. Hemen bir alttaki satıra devam ediyor legato gibi. Re mi mi fa sol. Re mi fa sol fa mi re re do do.
mi fa sol fa mi re re do do. Mi re do do. Fa mi re. Re mi fa mi fa sol fa mi re. Nota değerini ikiye bölüyorduk. Oktav çalışması isimli videodan da yola çıkarak bir edinim sağlayabilirsiniz. İkiye bölüyoruz. İlk yarısını pestine, pest oktavına, bir pest oktava. İkinci yarısını da notanın kendisine, notada gördüğümüz var. Yani fa fa, sol sol, la la, si si, la la, sol sol, la la, sol sol, fa fa, mi. Mi de kalıyoruz orada oktavsız. Sol la la sol fa mi. Re re do re mi fa sol la si la la sol sol fa sol. Re re do re mi fa sol la si do la sol sol fa sol. Re re do re mi fa sol la si do la sol sol fa sol. Re re do re mi fa sol la si do la sol sol fa sol. Re re do re mi fa sol la si do la sol sol fa sol. Re re do re mi fa sol la si do la sol sol fa sol. Sol.
testimhanesine geçelim. Sol fa sol la sol fa fa mi fa sol fa mi mi re mi fa mi re. İkinci pozisyonda sol sol fa sol la sol fa. Bundan sonrası için fa mi fa sol de fa diyez kullanacağız şu parmağımızla. Ama sol çarpması yapıp hemen mi bemol'e atmamız lazım. Sonraki fa diyezi bununla basacağız. Yapacağız. Hemen bir pozisyon değişikliği burada gerekiyor. Sonrasında mi re mi fa mi re. Normal. Sadece bir nokta dahil edebilirsiniz. Re mi re do do si si la si. Re mi re do do si si la si. Bir noktalık işi var. Re mi re do do si do si la si. Do si do si la si. Re mi re do do si do si la si. Do si do re mi sol fa mi re mi fa mi re do si la. Burada bir çoklu ses kullanımı. Sol la si do re do si la sol la do si la la sol sol fa sol. İkinci haneye gidecekse bir saz ayrımı var. Üçüncü hanede, dördüncü hanede ve kararda da belli zaten. Şimdi biz bir hane bir teslimi işliyoruz bunu. Evet, eseri baştan itibaren şöyle bir tekrar edelim. Do re do si do si fa fa mi fa sol fa mi mi re mi fa mi re 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 do re mi re do si fa mi mi re re do do si si la si do si re mi re do si do si la si la sol la sol fa sol. Si la la sol fa fa mi re re sol fa sol fa sol la si la sol fa. Sesimle de yapıyorum onu. Si la si la si do si si la si do si la si do re re do re mi re do do si si la la sol sol fa sol re mi re re do re do si do si la si la sol la sol fa sol re mi re mi fa sol. Bekleyin. Re mi fa sol fa mi re re do do re mi re mi fa sol fa mi re re do re mi fa sol fa la sol fa sol la si la sol la sol fa mi re mi fa sol la sol fa mi re do re mi fa sol la si. Burada mıy mıy oluyorum ama. Sol fa sol la sol fa fa mi fa sol fa mi 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 re mi fa mi re. Hatta ne yapıyorduk? Bunu mu yapmıştık bilmiyorum ama. Bunu da yapabilirsiniz. Re mi re do re do sa si la si. Do si do re mi sol fa sol mi fa re mi fa mi mi re do re mi fa mi mi re do si la sol la si do re. Buradaki yegâhtan aşağı sol la si do re do si la sol la do si la la sol sol fa sol. Si la sol sol fa sol yapabiliriz. Si do si la la. Sonrasında si'nin son kaldı böyle.
Bir triol grup ettosu var orada. Si do si la la, sol la si do re, do si la sol la, do si la si la sol sol do sol. Bitirirken isterseniz bir hani bir teslim çalacakken re mi re mi fa sol yaparsınız. Üstten dördüncü satırın sonunda yapmıştık bunu. Yapıp karar verip bitirebilirsiniz ya da diğer hanelere doğru yol alabilirsiniz. Bir bakalım gözümüze karışık gelen unuttuğumuz başka bir şey var mı? Mesela şeyi de yapacağım ben. Bu eserler üzerinde ne gibi çeşniler yapılmış, ne gibi geçkiler yapılmış. Onları da bir ara işleyeceğimiz eserler üzerinde analizini yaparız. Sonuçta peşrevler ve saz semaileri bu anlamda makamın işlenmesi ve gösterilmesi anlamında öncülük ediyorlar. Hatta zatında şöyle bir ek bilgi vereyim. Türk musikisinde makamların nazari bilgilerinin derlenip toparlanması esnasında evet hocalar bilgi birikimlerini, tecrübelerini aktarıyorlar. Aktarırken de hem geçmişten gelen kaynaklar hem de eserler üzerinde neler yapılıp yapılmadığına bakılmak suretiyle bir çizelge belirleniyor. Yani makamın nazari bilgileri kitapta, ansiklopedide yazıyor. Ancak onun dışında bir uygulama varsa eserler üzerinde o da bir kaynak olarak kabul edilebiliyor. Hatta bunda şimdi Nihavent makamı, Buselik makamının şeddi. Biliyorsunuz, bilmiyorsanız da bir önceki dersinde de ifade etmiştim. Nihavent makamının nazari bilgilerini ve ut üzerinde uygulanmasını işlediğim bir videom var. Tavsiye ederim izlemenizi. Nihavent makamı, Buselik makamının şeddi. Nereye? Rast perdesine. Nasıl? İşte Buselik'in iki şekli vardı. Birincisi Buselik beşlisine Kürdi dörtlüsünün eklendiği, diğeri Buselik beşlisine Hicaz dörtlüsünün eklendiği şekli. Bu iki şeklin karışık olarak kullanılıp uygulamasıyla, rast perdesindeki uygulaması esnasında ve yeni katkılar sayesinde Nihavent makamı oluşuyor. Sonuçta her dizi her perdeye göçürüldüğünde şed makam olmuyor, yeni bir makam olmuyor. İllaki katkı olmak, ek özellik, ekstra bir özellik sunmak gerekiyor makamları oluşturabilmek için. Nihavent makamının bünyesinde mesela şöyle bakalım. Do re do si do si fa fa mi do sol fa mi. Mesela şuradaki mi koma bemolü neva üzerinde kalsaydı kullanıp nevada bir uşak yapabilirdi ama kalmamış, devam etmiş. Bunu kullanmaktaki amacı da o. Yani nevada uşak yapabilirsin izninden kaynaklı bur. Mi koma bemolü kullanıyor. Mesela bunda kalsaydı eğer si si do re mi fa mi re do si Kürdi perdesinde kalsaydı Kürdi'de arası ne? Tanini tanini bakiye. Kürdi'de çargah yapardı. Re mi re do re do si do si la si la sol la sol fa sol re do si la sol fa mi re. Burada da yegah perdesi üzerinde genişlemeyi kullanarak bir kalış gerçekleştirmiş. Devamında zaten yeden perdesi fa bakiye diyez olduğu için kullanmayı tercih etmiş. Aşağı doğru devam devam devam. Teslimden iki önceki satıra kadar aynen gelmiş bu düzen. Neva perdesi üzerinde bir Hicaz katkısıyla fa bakiye diyezi kullanıyor. Yani re mi fa mi fa sol fa mi re re do do. Hemen do diyez almak suretiyle mesela bu do diyezde kalıyor şundan dolayı dügah üzerinde bir Hicaz katkısı mümkün.
Eğer burada kalırsa nemesel makamına bir geçiş zaten gerçekleşiyor. Re mi fa mi fa sol fa mi re re do do yapıyor. Do bakiye diyez kalışı bir karakter kalışıdır. Herhangi bir çeşni ismi yoktur. Ayaklığım düşüyordu bu arada. Re mi re mi fa sol fa mi re do re mi fa sol fa la sol. Tiz durakta kalmış. Yine nevesel etkisini gösteriyor. Fa sol la si la sol la sol fa mi re mi fa sol la sol fa mi re do re mi fa sol la si la sol sol fa sol. Tiz durakta devam ediyor, devam ediyor. Yani makam analizi konusunda çok şey yok. Olabildiğince sade kullanmış makamı. Çok şimdilik tabii birinci hane ve teslim civarında. Diğer hanelerine bakarız. Nihavend Peşrevi'nin süslemeler konusuyla alakalı olarak analizi bu şekildeydi. Sizler de öncelikle notaya sadık kalmak suretiyle çalışmalarınızı benim tavsiyelerim doğrultusunda uymak isterseniz tabii şekillendirebilirsiniz. Hepinize kolaylıklar dilerim, başarılar dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.